Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle makrome çam ağacı yapacağız. Daha önce bir model yapmıştık. Bu da ikinci modelimiz. Öncelikle 2 metre uzunluğunda, 3 büklüm, 3 milimetre kalınlığında makrome ipimizi de bu şekilde 2 metre uzunluğunda kesip ikiye katlayıp bu şekilde çiviye asıyorum. Diğer ipimi de arkasından geçiriyorum. Onu da ikiye katlıyorum eşit şekilde. Klasik makrome düğümü bir adet düğüm atıyorum. Yine hep tek taraftan olacak şekilde düğüm atıyorum. Kare düğümde bir sağdan bir soldan yapıyorduk. Bunu tek yönlü, burgu olacak şekilde, burgulu olacak bu ağacımız. O yüzden tek yönden alıyoruz. Hep düğüm attıkça dönecek, kıvrılacak. Hep ben sağ taraftakini katlıyorum, soldakini alttan içinden geçiriyorum. 6 sıra bu şekilde örüyorum. Şimdi bu sıramızda ip ekliyoruz. İki tarafa da ekleyeceğiz. Öncelikle sol tarafa ekliyorum. 6 sıra örüyorum. Yukarıdakinin aynısı. Arkadan ipimi geçiriyorum. Ve tek yönden olacak şekilde makrome düğümlerimi atmaya devam ediyorum. Altı sıra. Bütün her sıramızda 6 sıra düğüm atıyoruz. Her ip eklemeden önce 6 sıra. Şimdi bu tarafa ekliyoruz. Elinizde de burguların aynı yönde olması için düzeltebilirsiniz. Arkadan ipimi geçiriyorum. Sağdakini üstten alıp soldakini alttan içinden geçirerek düğümümü oluşturuyorum ve hep aynı yönde düğüm atıyorum. Bu sıramız da tamam. Şimdi diğer sıramıza geçiyorum. Her zaman artık bütün sıralarda ilk iki ipe ve son iki ipe ip eklemesi yapıyoruz. Keseceğiniz iplerin uzunluğunu kalan iplerin boyuna göre belirleyebilirsiniz. İpi tutun üzerine ikiye katlayın ve ekleyin. İlk iki ipimi tutuyorum. İpimi ekliyorum. Ve sıkıştırıyorum. Tamam. Orta kısımda zaten 4 tane ipimiz var. Onunla örmeye devam ediyorum. Bir de son 2 ipimi ekleyeceğim. O kadar. Aradaki ipleri sırayla örerek devam ediyoruz.
Yine ilk iki ipimi alıp ipekledim. Yine son iki ipimi ipekledim. Yine ilk iki ipi ipekledim, çoğalttım. Yine son iki ipe ekliyorum. Bu şekilde ilke ve sona ipekliye ekliye artırıyoruz her sırada. Burgu şekillerinin hepsinin aynı yöne olmasına dikkat edin. Zaten kendi şeklini alıyor. Elinizde de ufak bir düzeltme yapabilirsiniz. Şu anda son sıramı yapıyorum. İstediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. İpin ilk başta eklediğiniz ipin uzunluğunu daha uzun yaparsanız daha büyük çamağacı yapabilirsiniz. Bu sıramızda da altına şöyle kalın bir çöp şişim var ya da odun parçası da düzgün bir şekilde bir odun parçası da ekleyebilirsiniz. Benim elimde bu vardı, bunu değerlendirmek istedim. Çöp şişin üstünden ipi bir kere geçiriyorum. Yine orta kısmı tutup kalan ipi arkadan öne geçirip ortada oluşan boşluğun içinden geçirip sıkıştırıyorum. Üstten geçiriyorum. Tutuyorum ipi yine. İpi arkadan alır gibi yapıyorum. Zaten arkada ip öndeki oluşan boşluğun arasından geçiriyorum. Sıkıştırarak devam ediyorum. Üstten geçiriyorum. Arkadan ipi alıp üstten içe alıyorum. Ortada oluşan boşluktan geçiriyorum, sıkıştırıyorum. Bu şekilde düz bir sıra elde edeceğiz burgulu olarak. Buraları hızlandırmıyorum ki eğer anlamayan olursa hani yavaş yavaş kontrol ederek yapabilir isteyen.
ve bu şekilde tüm sırayı tamamladım. Çöp işinin ucunu ben kesmeyi unuttum. Daha sonra kestim tabii ki. Siz de kesmeyi unutmayın. Bu şekilde ortada kalan ipleri tutuyorum. Yanda iki tarafta da 6 tane ip kalıyor. Kalanını ortaya topluyorum. Bir tane 60-70 santim uzunluğunda ip kesmiştim. Onu bu şekilde ikiye katlıyorum uç kısmını. Yukarıda yuvarlak kısmı yukarıda duracak şekilde. Diğer kalan ipi de etrafına sararak ağacın gövdesini oluşturuyorum. İpi daha uzun keserek daha uzun bir gövde de oluşturabilirsiniz. En son kalan ipimizi o yuvarlağın içerisinden geçiriyoruz. Alttan o yuvarlağı oluştururken alttan da ipi vardı. O ipi de çekiyorum. Sıkıştırıyorum iyice. Düğüm içe gelmiş oluyor. Kalan üstteki ipi de kesiyorum. Altta kalan ipimizin uzunluğunu istediğiniz ölçüde belirleyip kesebilirsiniz. Şimdi de yanda bıraktığımız ipleri 3-4 cm uzunluğunda kesiyorum. İki tarafı da. Arkasını çeviriyorum. Sıcak silikonla yapıştırıyorum. Önden görünmemesi için. Bu şekilde arka taraftan görünmeyecek şekilde düzgün düzgün yapıştırıyorum. Diğer taraf için de aynı işlemi yapıyorum. Ve bitti. Son hali bu şekilde. Toplamda 10 burgu sırası oldu. 31 santim oldu çöp şiş ve örgü kısmı. Alt kısım püskülüyle ucuyla birlikte toplamda 60-70 santim gibi bir ölçü oldu. Püskül uzunluğunu siz belirleyebilirsiniz. Son hali bu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.